sonra birlik beraberlik içinde yine aynı şekilde emek, demokrasi, özgürlük mücadelesi vermeye biz odun olarak, şunur olarak devam edeceğimizi burada bir kez daha duyurmak istedim açıkçası. Ve size de özellikle teşekkür ederim bize. Öyle bir demokrasi platformu, öyle bir şey oldu ki artık yani toplumsal düşüncelerin hayata geçmesi açısından bir örnek, bir özdeşleştirme. Yani böyle sanki siz olmasanız bu işler olmayacak gibi. Estağfurullah. Yani hakikaten öyle bir yargı yerleşti Zonguldak'ta. Bu işin başını çekiyorsunuz, lokomotifi oluyorsunuz. Yani bir bu tarafsız olmanız da bir denge unsuru. Yani herkes sizin arkanızda olmakta bir şey sıkıntı duymuyor. Yani onun için de güven. Tabii yani şimdi biz bakıyorum bazı siyasi partiler bu tür eylemleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Biz öyle bir amaç gütmüyoruz. Biz her zaman bu toplumsal eylemlerin işte belli siyasi kimlikleri, efendim simgeleri ortaya koymadan yapılmasından yana tavır aldık. Gezi eylemlerinde bunu yaşadık. Zaten eylemlere katılanların da ortak düşüncesi bu işin bir toplumsal hareket yönünün değerlendirilmesiydi. Biz de o açıdan hep simgelerimizi sakladık. Yani partili kimliğimizi öne çıkartmadan bu eylemlere destek verdik. Siz de bu konuda öncü oldunuz. Her konuda öncülük yapıyorsunuz. Onun için hakikaten Zonguldak'tan size toplumsal eylemlerde önü çekmenizden dolayı bir borcu var. Bu konuda teşekkür ediyoruz size. Sizin nezdinizde bütün oda yöneticilerine, üye arkadaşlarımıza, yeni arkadaşlara da. Biz de şimdi partide yani partinin kimliğinin oturmasıyla ilgili düşüncelerimizi anlatıyorduk ilçe başkan arkadaşlarımıza. Bu açıdan yeni arkadaşların belediye meclisi ve il genel meclis listelerinde yer almasını talep ediyorduk arkadaşlarımızdan. Siz de güzel bir şey yapmışsınız burada, ona bir örnek. Yeni arkadaşları katmışsınız inşallah önümüzdeki süreçte. Bu arkadaşları tabii ki sizin tecrübenizle yeniden harmanlayarak yeni dönemde... Amacımız o başkanım. Yani gençlerimizi, bu camianın işleri, evet. Odanın, bizim yani madem mühendisleri orada sorarak bizim tüzüğümüz belli. Yani tüzüğümüzün bizim birinci maddesi, amaç kısmında yer alan maddelerden birisi, ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarının kamu adayı. İşletilmesi, üretilmesi, pazarlanması konusunda. Faaliyette bulunmak, yolculuk etmek, işte bilimsel çalışmalar yapmak. Bunları yapıyoruz biz. Ön seçim kararı aldınız ve fermuar sistemi uygulanacak. Bununla ilgili il başkanı olarak ne söylemek istersiniz? Ben ön seçim kararını almadım. Genel merkez 100 bin aşan il ve ilçelerde ön seçim kararı aldı. Bunu biz alınacağını biliyorduk. Çok eski böyle bir karar üzerinde düşünüldüğünü biliyoruz. Genel merkez bu uygulamayı işte bu dönem için hayata geçirdi. Şubat ayında da, 8 Şubat'ta da Zonguldak Merkez'de, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi, Ereğli'de İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi seçimlerini yapacağız. Peki sizce belediye meclis üyeleri ön seçimle mi seçilmeliydi başkanım? Yani siz de onaylıyor musunuz? Yani öyle takdir etmiş genel merkez. Demek ki doğru olan buydu ve bunu yapmışlar. Partici demokrasiyi sağlamak adına bu adımları yavaş yavaş atmaya başladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi gelişme bunlar. Yarın önümüzdeki süreçte milletvekilliğinden diğer kurullardaki bütün şeyleri demek ki öz seçimle seçecek. Bunun yerleşmesi adına bir gelişmedir bu. Vallahi bilmiyorum. Genel merkezin takdiri. Bunu biz yapmadık yani. Bizim isteğimiz, talebimiz de biz de böyle bir öz seçim yapılmasından yana takdir hakkımızı kullanırdık belki ama bize sorulmadı. Genel merkez genel bir karar aldı. Yani Zonguldak'la ilgili değil, 21 ilde böyle bir karar aldı. Dolayısıyla bu kararı uygulayacak her yerde. Ereğli'de özel bir uygulama olur olmaz bilmiyorum ama büyük ihtimalle orada da eğilim aklamasından yana tavır karşılaşacak. Ama tabii orada bütün arkadaşlar eğilim aklaması istemiyoruz yönünde bir karar verirlerse eğer, yani şimdi şöyle diyor genel merkez, diyor ki isteyen diyor atama yani yöntemine müracaat edebilir. Yani bir dilekçe verir, ben eylem yoklamasına girmiyorum, atamada varım diyebilir. Belki Ereğli'dekilerin hepsi atamaya isteyebilir. Yani 56 tane, 60 tane, 70 tane müracaat varsa hepsi der ki ben atama istiyorum. Seçimin bir esprisi kalmaz belki. Ama eğer 10 kişi müracaat ederse bu sefer 10 kişiyle seçim yapılır. O da bilmiyorum, dengeleri alt üst eder.
Onun için onunla ilgili genel merkezin tasarrufu ne olacak bilmiyorum.